Merhabalar Business Nasıl Türk izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. İşi bilen kısmına değerli konuğumuz İstanbul'dan geliyor. Taft Kafe'nin kurucusu efendim, genç girişimcimiz Umut Erkan bugün konuğumuz dersiniz. Öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım, bizler de tanıyalım elbette. Ardından sohbetimizle başlıyoruz. Hoş geldiniz Umut Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, siz nasılsınız? Çok mersi, tanıyabilir miyiz sizleri? Tabii ben 1993 İstanbul Kadıköy doğumluyum. Ee... 10 yaşlarından itibaren UNICEF'te aktif bir şekilde görev aldım. İstanbul Çocuk Hakları Komitesi olsun, Türkiye Büyük Millet Harika. Meclisi Danış Çocuk Hakları Danışma Kurulu olsun. Sonrasında Anadolu lisesini kazandım. Ee, bu süre zarfında tabii reşit oldum. Reşit olunca çocuk haklarını bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra Sabancı Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünün bursu bir şekilde kazandım. Hı hı. Eğitim Me işte Sabancı Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde devam ettim ve bu süre zarfında da sürekli bir işte kendi işimi kurayım, kendim bir şeyler yapayım e bunların peşinde koşuyordum. Çok fazla iş fikri buldum. Çoğunda kendimi ikna edemedim veya başka aksilikler oldu. En sonunda e, üniversitenin son senesinde de yüksek kafeinli kahve markası Taft Kafeyi kurarak işte iş hayatına da girmiş oldum. Bu Ağustos sonunda üniversiteden mezun oldum. Şu an tam zamanlı bir şekilde işimi devam ettiriyorum. Harika ve üniversiteyi bitirmeden kendi işinizi kuruyorsunuz. Ee, belki o çocukluktan gelen sürekli üretkenlik, kendi ayaklarınızın üzerine durmaya çalışma, e, sürekli kendine bir şeyler katabilme anlamında e, bir baktınız ki daha üniversite bitmeden, okul hayat devam ederken e, hemen başladınız. Daha doğrusu aslında devam ettiğiniz şeyin kurmuş oldunuz diye düşünüyorum. evi. bu da kahve sektörüyle oldu. Evet, evet birçok şeyi belki denemiş oldunuz ama en son sizi kahvede e, karar kılan nokta neydi? Ee, bir kere öncelikle ben bir şey üretmek istiyordum. Yani bir şeyi al sat yaparak veya yazılımdan da anlamadığım için bir platform kurarak veya bir internet üzerinden bir şey e, yaratarak kendime bir şeyler yapamazdım. Hı hı. Üniversitenin üçüncü senesinde Lizbon'a gittim. Lizbon'da ben çok çay içen bir insanken, Lizbon'da çay bulamayınca işte kahveye çok fazla bir aşinalık kazandım. Lizbon'dan döndükten sonra bir tane çok yakın bir arkadaşım bir kahve firmasında işe başlamıştı. Ee, arkadaşım vasıtasıyla ben sektörü görmeye başladım, sektörün nasıl ilerlediğini, nasıl işlediğini görmeye başladım ve buna rağbet olduğunu da görmeye başladım. Bu süre zarfında araştırmalarım oldu kahve üzerine ve kahvenin dünya üzerinde petrolden sonra en çok ticareti yapılan ikinci ürün olduğunu öğrendim. Ve globalleşen bir dünyadayız hı hı. şu anda hı hı. ve e, Türkiye'de çok fazla bir kahve tüketimi tüketim var. Tüketim. Örneğin açık açıkçası. Aynen çok fazla yok ama olmak zorunda yani globalleşen dünyada e, kahve sektörünün gelişeceğine inandım. Nitekim de geçtiğimiz sene kahve piyasası 45 büyüdü ülkemizde. Kahve üzerine eğitimler almaya başladım. İşte kitaplar okumaya başladım. Kendimi kahve üzerine geliştirmeye başladım. Ee, ve bu süre zarfında da yüksek kafeinli bir kahve çekirdeği olduğunu gördüm. Tamamen doğal bir şekilde. Ve dünyada bu işi yapan iki tane daha firma yarasladım. Bir tanesi Amerika'da bir tanesi Güney Afrika'da olmak üzere. Türkiye'de, Avrupa'da veya Orta Doğu'da böyle bir açık vardı. Dedim bari ben bu açıktan ilerleyeyim. Zaten sevdiğim bir hı hı. şey kahve. Bu şekilde kahve sektörüne girmiş oldum. Ee, şey bak çok olursa zaten en çok bizim hani Türkiye'de çay çok fazla tüketir evet. ama hemen arkasından da aslında kahve geliyor evet. zaten ve dediğiniz gibi gittikçe de artan bir yüzdelik söz konusu. Taft Kafeyi normal diğer kahvelerden ayıran en özellik nedir ayırt edici olarak? En temel özelliğimiz yüksek kafein olmamız. Zaten Türkiye'de yüksek kafeinli kahve konseptini ilk yapan biziz. Sanırım değil mi yok? Ee, yok. Hı -hı. Normal kahvelerin 2.12 katı bir kafein oranımız var. Yani normal bir fincan kahveden içeceğiniz kahvenin 2 e, katından daha yüksek bir kafeine denk geliyor ki atıyorum istediğiniz kadar uykunuz olsun. Akşam saat 8 9 gibi için 3'ten 4'ten önce uyumanız Ciddi mümkün misiniz? değil yani öyle. <laughs> yani yoğun tempoda çalışanlar için, evet. işte öğrenciler için, Hı -hı. sporcuların da çok büyük daha bir ihtiyacı olan Daha vakte ihtiyacı olan kişiler Aynen için. Aynen öyle. Gün yet 24 saat yetmiyorsa, yetmiyorsa o zaman bir taft kafe bir bardak, bir fincan içmek. Bir fincan fazlasıyla yeterli. Yeterli olacaktır. Fazlasıyla yeterli. Neden adı Taft? Ee, şimdi onun komik bir hikayesi var. Biz ilk e, Taf kafe olsun istemiştik markamızın ismini. E, Taf İngilizce'de işte sert, güçlü anlamına geliyor ama yani İngilizce bir kelime ile de girmek istemiyordum açıkçası. bunu Türkçe okunuşunu yapalım dedik. Sonra işte her şey kuruldu, web sitelerimiz kuruldu, kartlarımız bile bastırıldı. Ee, baktık ki Yunanistan'da Tafkafi diye bir firma varmış ve gelmişler adamlar. Türkiye'de <laughs> satış yapmadıkları halde buradan almışlar da patent mi? almışlar. O süre zarfında da yeni bir isim bulmamız için çok kısa bir vaktimiz vardı. Taft olsun dedik. O sırada da işte taft ticaret şeklinde kurmuştuk hı hı. markamızı da. Yani yasal ismimiz taft oldu. Öyle Harika. ilerliyoruz. Ee, i̇smi hoş. Evet geldik tadına. Lezzeti nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle yüksek kafeinli kahve markalarının çok fazla olmamasının bir sebebi de kafeinin acı bir tadının olması. Hı hı. Yani e, kafein yüksek çekirdeği kavuralım hadi demleyelim hı hı. falan dediğimiz zaman güzel bir kahve çıkartmak çok zor olur bizim teda Benim tedarikçilerimde e, yaklaşık 100'ün üstünde, 150'nin üstünde kahve çekirdeği var. Biz bu e, kendi özel harmanımızı belirlerken hı hı. belki 30'un 40'ın üstünde farklı kahve çekirdeğini farklı oranlarda, farklı profillerde kavurduk, farklı oranlarda harmanladık. Ve en sonunda gayet içiminin hoş, güzel sevebileceğimiz bir kahve elde etmiş olduk. Zaten ilk başta da bizim amacımız Türkiye'nin en sert kahvesi diye çıkalım. Hı. Bu sloganla yolumuza ilerleyelim istedik ama baktık ki çok sert bir tadı yok kahvemizin yani içimi gayet <laughs> keyifli rahat bir içimi var biz de sloganı madem değiştirelim o zaman Türkiye'nin en güçlü kahvesi diyelim dedik Harika. bu şekilde ilerliyoruz. Türkiye'nin en güçlü kahvesine bakacak olursak da bildiğimiz kadarıyla bir e, belli bir yerimiz yok kafemiz yok diye. Evet, evet. Tüketiciler bu anlamda size nasıl ulaşıyorlar? Ee, biz şu aşamada kafe açmayı düşünmüyoruz çünkü... E, belli bir lokasyona yerleşip sadece o çevredeki insanlara kahvemizi e, dağıtmak istemiyoruz. Biz tüm Türkiye'ye göndermek istiyoruz. Biz Türkiye'de bize atıyorum Bitlis'ten sipariş de geliyor. İstanbul'dan da sipariş geliyor. Kars'a da kahve gönderiyoruz. Yani o yüzden e, biz bir internet sitesi açtık. İnternet sitemiz üzerinden müşteriler aynı gün ikiye kadar siparişlerini verdiklerinde aynı gün kargo kargoluyoruz. Ertesi hı. gün teslim alıyorlar. Türkiye'nin neresi olursa olsun. Hı hı. Taftcafe.com adresinden bize ulaşabiliyorlar. Biz de o Onlara istedikleri şekilde öğütüp ta en taze kahveleri gönderiyoruz. Hani şimdi mağazalarda yani kafesi olan yerler için söylüyorum. İşte kahvenin yanında çikolatadır, farklı lezzetlerde sunuşlar olabiliyor. Hmm. Bu anlamda hiç yanına ek olarak bir şeyler düşününüz yoksa siz sadece hani kahve tadında olarak ilerlemek mi istiyorsunuz? Ya biz... Kahvemizin tadını kendi kahvem diye demiyorum, beğeniyoruz, hı hı. beğeniyorum, beğeniyoruz da hı hı. ve e, bugüne kadar da hiç olumsuz bir yorum almadık diyebilirim açıkçası. Hı hı. E, o yüzden yani kahvenin yanında tabii ki ya bu zevktir, damak tadıdır. İşte birisi kurabiye sever, birisi evet. çikolata yemek ister, birisi kek yer. Ben sade içiyorum, yani yanında hiçbir şey yemeden. Ama bu tamamen işte kullanıcıların kendi isteklerine göre. Evet ilerleme söz konusu olabiliyor. Aynen. Biz bu lezzeti peki nasıl tüketebiliyoruz? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de dediğim gibi zaten kahve algısı yeni yeni geliştiği için e, şöyle bir algı var. Kahve işte suya katılır, içilir, direkt karıştırılır. Ama aslında bu üçü beşi yedisi bir arada olan kahveler kimyasal işlemlerle ve katkı maddeleriyle o forma getirir. Kahve suda çözünebilen bir madde değildir. Kahve sıcak suya attıktan sonra demlenmesi gerekir. Gerçek kahveden bahsediyorum. Demlenmesi gerekir ve sonrasında bir bez filtreyle veya bir kağıt filtreyle veya bir metal filtreyle süzülmesi gerekir. Yani doğal kahvelerin içimi bu şekilde olur. Ben bu tarz kahveleri yeni başlayacak kişilere en pratik yöntem olarak French Press tavsiye ediyorum. İşte bir buçuk iki tepeleme tatlı kaşığı kahveyi French press'in içine koyuyorlar. Üstüne e, 93-95 derecedeki sıcak suyu ekleyerek yaklaşık 4 dakika demliyorlar. Ki bu gene e, kullanıcının damak tadına göre değişiyor. 5 dakika, 6 dakika da yapabilir. Tadı sertleşir. Bu tamamen hmm. kişiden kişiye değişen bir şey. Ondan sonra zaten French press'in kendi hali hazırında metal filtresi var. Presinden yukarıdan bastırmak suretiyle kahvenin posasını altta bırakarak fincanına koyup içebiliyor. Bu doğrusu kahve. bu. Aynen doğrusu bu. Yani biz de tamamen %100 doğal bir şekilde kahvelerimizi üretiyoruz. Yani Harika. şöyle de bir algı var mesela işte kafein kullanıyorsun nasıl ekstra kafein mi katıyorsunuz Hı. gibi sorular da geliyor bize. Böyle bir şey kesinlikle yok. kahvelerimizin en ee, özelliğinden mani. dolayı bizim kafein aranımız yüksek. İçin hiçbir şekilde katkı yok. Kesinlikle doğal katkı kahve yok. içmiş ve tüketmiş oluyoruz. Ee, Taft Kafe'nin yanı sıra bir defasonkahve.com evet. bir şirketimiz var. Evet. Orada neler yapıyorsunuz? Ee, orada çalışma şeklimiz şöyle ilerliyor. Ee, şimdi ben kafelere de toplu satışlar yapıyorum. Yani bizim kahvemizi çeşitli Türkiye'nin dört bir yanında kafelerde de tüketebiliyorsunuz. Ve bu kafeler kahvemizi beğendikten sonra diyorlar ki ya Tamam yüksek kafeinli kahve çok güzel. Çok da güzel gidiyor ama normal kahveye de ihtiyacımız oluyor diyor. Burada ben onlara şöyle onlara özel bir marka e, üretim süreci yönetiyorum. Mesela atıyorum size e, işte işi bilen kafeniz var diyelim ki. Hı hı. Ben direkt size işi bilen kahveleri diye bir kahve markası yaratıyorum. Tamamen başka hiçbir yerde içemeyecekleri size özel bir kahve harmanıyla, size özel bir kahve kavurma profiliyle. Hı. Paketlerinizin tasarımına kadar, bütün süreci ben yönetiyorum. Ben size direkt e, anahtar teslim, kahve markanızı, kahve paketlerinizi getiriyorum. Harika. Sırf sizin, size ait oluyor. Aynen. Yani aslında marka sizin oluyor ama aynen. bütün üretim gıda kodeksine tamamen uygun bir şekilde. Gıda üretim izinleri alınmış şekilde. Ben size son kullanıcıya sunabileceğiniz ürünü getiriyorum. İsterseniz paket olarak satabiliyorsunuz, isterseniz işte kafenize demleyip satabiliyorsunuz. Harika, ne kadar güzel. Sanırım ilk bu. Ya aslında böyle e, yapan markalar var ama kendi bünyeleri altında yapıyorlar. Ben direkt evet. fason kahve üretim üzerine ayrı bir marka kurdum. Yani ayrı bir marka olarak gene Türkiye'de ilk sayılabilirim. Kahveleri siz yapıyorsunuz tabii, yani. Tabii tabii. <laughs> Harika. E, üretim nasıl peki ulaşıyor bu noktada? Üretim şöyle kahveleri bizzat kendim kavuruyorum. E, yani çeşitli eğitimler aldım. Çeşitli işte uzun zamandır da bu sektörde olduğum için iyice bir aşinayım. Evet. Kavacık'ta üretimhanemiz var. Depomuz da orada. Orada işte dediğim gibi 150'nin üstünde kahve çekirdeğimiz, işte çok ciddi sanayi tipi kavurma makinelerimiz var. Ve tamamen gene Türk Gıda Kodeksine ve üretim izinleri dahilinde. Hı hı. Orada kavurma işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahvenin dinlenmesi gerekir kavrulduktan sonra. Bir dört gün içindeki bir gazın salınımı gerekir. O da bittikten sonra biz müşteriye istediği şekilde gönderiyoruz. İsterse öğütülmüş olarak, isterse çekirdek olarak. Kahve deyip geçmemek gerekiyor. Evet. Ciddi bir arka planda, bir çalışma hurralı bir çalışma söz konusu evet, evet. değil mi? Bizlere o e, ulaşma noktasında uzun bir yolculuk var aslında. Tabii. Lezzeti, sağlık açısından ve farklılık açısından. E, bu anlamda ekibiniz de ciddi o zaman e, özverili bir şekilde çalışıyorlar evet, değil mi? Evet, yani çok yeni bir firma olduğumuz için özellikle çok ciddi çalışma, çok ciddi efor sarf etmemiz gerekiyor ve bu eforda da sağ olsunlar etrafındaki herkes çok güzel yardımcı da oluyor. Çok güzel destek de veriyor. Yavaş yavaş da olsa emin adımlarla tanınıyoruz, biliniyoruz. Harika. Üstelik bir zararı yok zaten. Yok, tam kesinlikle tersi. Yok. Hani o e, o anlamda içinde hani ekstra şeyler var mı hiçbir şekilde? Yok kesinlikle. Tamamen yok zaten. %100 doğal. Bir de e, şöyle bir mesele var. işte insanlar ne kadar kafein almalıyım günde? Evet i̇şte, şimdi onu soracağım çok öyle, merak ettim. Öyle bir e, sorular geliyor. Şimdi doktorların insanlara tavsiye ettiği kafein miktar 400 miligram. Hı hı. E, normal bir filtre kahveden sizin alabileceğiniz kafein miktarı 150-160 miligram civarındadır. Bizimkin, bizim kahvemizden hı hı. aldığınızda yaklaşık 300-350 miligramlık bir kafein alıyorsunuz. Kesinlikle yasal şey e, o limiti aşmıyorsunuz. aşmıyorsunuz. Limit aşmadığınız için bir zararla karşılaşmıyorsunuz tabii ki yani üst üste iki tane gerek yok. Kupa içmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. İhtiyacınız da yok gerek yani. Aynen. Bir tane zaten bir yeterli Bir tane fazla fazla yeterli olacaktır. Kendinizi şöyle bir 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Ya 5 yıl sonra e, Taft kafe olarak bahsettim. Avrupa'da ve Ortadoğu'da yokuz. Şey genel olarak yüksek kafeinli kahve konsepti yok. 5 yıl sonrasında ben artık Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya açılmış, oralarda e, distribütörlükler vermiş ve o taraflarda da satış kanallarımı halihazırda oturtmuş bir şekilde ilerlemek. Tabii bunun yanında Türkiye'de de iyice tanınmış olmak, çeşitli yerlerde yer almak istiyorum. E, o zaman hiç böyle bir mağaza, mağaza diyorum. kafe açmak gibi bir düşünceniz? Kafe açmak gibi bir ha. düşüncemiz şu aşamada yok ama e, belirli yani üretim sürecimizde ya bizim şu an en büyük önceliğimiz müşteri memnuniyeti ve e, bu sipariş gönderim kısımlarının ve ürün kalitesinin her zaman en üst noktada olması. Hı hı. Biz bunları tamamen oturttuğumuzda e, ve sağlam bir yani Yeterli bir bilinirlik elde ettiğimiz zaman kafe açmakta düşün, düşüncelerimiz arasında var ilerleyen planlarda ama şu aşamada sadece Eminiz, sağlam, bir şekilde, sağlam bir şekilde yavaş yavaş aceleye gerek yok. Aynen öyle. Daha zaten yolun başında olarak genç bir girişimci olarak dileriz ki yolunuz su gibi açık olsun. Nece güzel ederim. işlerde Çok projelerde e, sizin imzanızı görmek temellisiyle kahve tadında. Bir ömür diliyorum sizlere de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ederim. olun, çok, sağ çok sağ teşekkürler. Olun. Her zaman dediğimiz gibi efendim, İşi Blankası'nda değerli bir konuğumuz bugün bizlerleydi. Taft Kafe'nin kurucusu efendim, mimarı Umut Erkan konuğumuzla Bir sonraki işi bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.